Politika, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve benzeri onlarca kuruluşun çabaları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle son 10 yılda büyük bir eğitim seferberliği başlatıldı. Amaç, yurt dışından öğrencileri Türkiye'ye getirerek eğitim öğretim almalarını sağlamak ve yüz binlerce uluslararası öğrenciye Türkçe öğreterek Türk kültürüyle tanıştırmak. Bu yıl sayıları 125 bini aşan uluslararası öğrenci Türkiye'nin eğitim kurumlarında eğitim görüyor ve iyi bir eğitimle yarınlara hazırlanıyor. Eğitimleri bitince ülkelerine dönecekler ve her biri bir Türkiye dostu olarak ülkeleriyle Türkiye arasında köprüler kuracaklar. Bugün Karabük Üniversitesi'nde eğitim gören misafir öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Benim adım İsa Hafadülberi, Çadlıyım, 20 yaşındayım. Adım Zehra Hüseyin, 18 yaşındayım, Somaliliyim ve Karabük Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım Mühendisliği okuyacağım. Sunia Balhi, benim adım Afganistanlıyım, 21 yaşındayım. Benim adım Ali Muhammed Ali, ben Cibutiliyim, elektrik elektronik mühendislikte birinci sınıf öğrencisiyim. Benim adım Ahmet Osman, Malezyalıyım. Şu anda son sınıftayım, bitiriyorum okuldan. Karabük Üniversitesi'nde 6500 civarında uluslararası öğrenci eğitim öğretimine devam etmekte şu an için. Karabük Üniversitesi'nde 78 farklı ülkeden öğrenci bulunmakta. En fazla öğrencinin bulunduğu ülkeleri saymam gerekirse, Suriyeli öğrencilerimiz oldukça yoğunlukta. Çatlı öğrencilerimiz, Yemenli öğrencilerimiz var. Iraklı, Afganistanlı, Pakistanlı, Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan. Şu an ilk aklıma gelen en yoğun olan ülkeler bunlar. Karabük, Batı Karadeniz bölgemizde doğayla iç içe bir şehrimiz. Doğası, denizi, tarihi Safranbolu evleri ve demir çelik fabrikalarıyla öne çıkan bir kentimiz. Karabük Üniversitesi 2007 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesi. Bünyesinde 14 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul ve 4 enstitüyle akademik etkinliklerini sürdürüyor. Uluslararası öğrencilerin Karabük Üniversitesi'ni seçmek için çeşitli nedenleri var. Ve burada eğitim gördükleri için çok mutlular. Sen neden Karabük Üniversitesi'ne geldin? Benim anne çok çok Türkiye seviyor. Çok istedi. Ben Türkiye biliyorum, Türkiye'de duruyorum çok çok. Daha güçlü bir eğitim almak için Türkiye'ye geldim. Ve kendimi geliştirmek için yeni insanlarla tanışmak için geldim. Ve ailem de bana destek yaptılar Türkiye'ye gelmek için. Teyzem burada tıp fakültesi bitirdi. Dayım da burada mühendislik bitirdi. Memnun kaldılar Türkiye'ye geldikten beri. Ve bana tavsiye ettiler. Gel Türkiye'ye oku. Ben de o yüzden Türkiye'ye geldim. Bizim oralar eğitim seviyesi düşük. Biz buraya gelmeyi sebebimiz kendilerimizi geliştirmek için. Karabük Üniversitesi bence daha iyi, çok iyi yani. Eğitim iyi, eğitim sistemi iyi, hocamlarımız hepsi iyi. Yani bizimle çok yardım ediyor her zaman. Ne yardım isterdiğim zaman başımla beraber diyor bizimle. Mevlana Değişim Programı ile geldim. Sadece başka ülkede görmek istiyorum. Beğendim burada. Bir sene sonra taşındım buraya. Benim için en iyi Karabük'te, Karabük Üniversitesi'nde ARGE, Demir Çelik Araştırma ve Geliştirme Merkezi. Çünkü Türkiye'de o ilk öyle bir fakülte. Bu yüzden buraya gelmek istiyorum, istedim. Örneğin hiçbir üniversitede olmayan bir birimimiz var. Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Merkezi diye. Diğer üniversitelerdeki uluslararası ofiste bunu karıştırmamak lazım. Bu koordinasyon merkezi uluslararası öğrencilerin
Üniversite geldiklerinden itibaren kayıtlarından özel sorunlarına kadar her şeyle ilgilenen bir merkez. Şehirde herhangi bir sorun yaşadıkları zaman bu merkezdeki arkadaşlarımıza ulaşıyorlar ve ona yardım ediyor öğrenciye. Bunların kalacak yerlerinde bir sorun çıktığı zaman hemen yardımlarına koşuyorlar. Öğrencilere biz çok değer veriyoruz ve bunların, uluslararası öğrencilerin burada huzurlu bir şekilde eğitim öğretimlerini devam etmeleri için gereken her şeyi yapıyoruz. Misafir öğrencilerimiz öğretim süresi boyunca yaşadıkları Karabük'ten çok memnunlar. Doğası ve insanlarından övgüyle bahsediyorlar ki zaten Türkiye'nin doğası ve Türklerin misafirperverliği dünyaca ünlü özelliklerimiz. Karabük çok güzel bir şehir. Mesela İstanbul gibi değil. Herkes biraz kapalı İstanbul'da ama burada herkes açık. Çok samimi, sıcak kanlı. Mesela ben geldim buraya, herkes bana gördü. Çay içelim diyor falan filan. Ben İstanbul'da öyle yok. Herkes yürüyor, hareket ediyor. Nereye bilmiyorum ama burada herkes rahat. Çünkü doğal var, hava çok temiz. Karabük küçük bir şehir ama öğrenci için uygun bir yer, sakin. Vakit kaybetmiyorum çünkü her yerde çabuk ulaşabilirim, kalabalık yok. Karabük iyi bir şehir bence, sahil yakındadır. İyi insanlar var bence, çok iyi davranıyor bizimle. En iyi ve en önemli şey bence yani insan davranmaktır. Yani çok iyi davranıyor bizimle. O yüzden Karabük seviyorum. Halkı çok iyi bence. Türkiye, üniversiteler, hocalar ve yerel halk elinden geleni yapsa da misafir öğrencilerimizin aile özlemine çare olamıyor. Günümüzün hızla gelişen iletişim olanakları öğrencilerin imdadına yetişse de yine de ailelerini, ülkelerini özlüyorlar. Babam çok mutlu. Yeter ki sen bir şeyler öğren. Annem de aynı bir şekilde düşünüyor. Aynı şekilde. Yeter ki öğren, yeter ki sen mutlu ol. Ben onları özlüyorum. Onlar da bana özlüyorlar ama mutluyuz işte. İnternetten görüntülü konuşuyoruz. Annemle çok konuşuyorum. Yani benim salim olduğum için şükür ediyorum. Benim ailemi çok özlüyorum. Annem, babam, abilerim. Bir de 2 sene önce ben 3 tane yeğenlerim vardı. Tabii ki daha özledim. Çünkü şu anda ben amcayım. Onlarla oynamak istiyorum. Bir de ben mesela eğer senede sadece bir kere onları beni görüyor. Onların için kötü. Çünkü amca hep gidip geliyor. Durmuyor evde. Uluslararası öğrenciler Türk kültürünü öğrenirken onlar da bize kendi kültürlerinden izler bırakıyorlar. Bu karşılıklı etkileşimle kültürler yayılıyor, kültürler çeşitleniyor. Bazen farklı dinden öğrenciler bir arada yaşama kültürünü öğreniyor, bazen aynı dini paylaşan öğrenciler birlikte ibadet ediyor. Allahu Ekber.
Her yeni bilgi hayata farklı bir açıdan bakabilmemizi sağlıyor. Rektörümüz farklı ülkenin giysilerini denerken misafir öğrenciler de binlerce yıllık Türk el sanatlarıyla tanışıyor. Dersten sonra bazen arkadaşlarım ile gideriz, kafeye gideriz ya da çizgi çiziyorum bazen. Ebru'ya çok seviyorum ve yaparım bazen. Çok iyi yani, çok seviyorum Ebru. Bu kültür bağı, bu etkileşim ülkelerine döndüklerinde de devam edecek. Ve dünyanın çeşitli ülkeleriyle Türkiye arasında kültür ve barış köprüleri kurulacak. Bu noktada Türkiye'nin amaçlarıyla misafir öğrencilerin düşünceleri birleşiyor ve dünya barışı için yeni adımlar atılıyor. Çad'a döndüğümde Türkiye ve Çad arasında bir dostluk ve kardeşlik inşallah kuracağım. Ve Çad'da okuyan arkadaşlarıma yine Türkiye'ye gelmelerini tavsiye ederim. Ben buradan döndüğümde ilişkimi kesmeyeceğim. Hocalarımla hep iletişim halinde olacağım. Türkiye'yi tanıtacağım, sizi temsil edeceğim. Orada bazı sıkıntıları, şu an ülkemi gelişiyor. Ülkeme hizmet vereceğim. İlişkimizi sürdüreceğim. Onlar bugünün misafir öğrencileri, yarının gönüllü elçileri. Türkiye'de aldıkları eğitimle dünyanın çeşitli yerlerine dağılacak ve gittikleri yerlere Türkiye'yi, Türk kültürünü de beraberlerinde götürecekler. Türk ezgileri, Türk tatları, Türk kültürü ve turizm potansiyelimiz dünyaya yayılacak. Kültür, barış, turizm, ticaret köprüleri kurulacak ve Türkiye kazanacak, dünya barışı kazanacak. Ben Trabzon'a gittim, Rize'ye gittim, Kapadokya'ya gittim, İzmir'e, Pamukkale'ye, Antalya'ya. Ama o siyah gülün neredeyse oraya gitmek istiyorum. Gitmem lazım. Ailemi Türkiye'de okuyacağımı duyduklarında çok sevindiler. Türkiye'ye gönderirken de bana çok iyi bakmamı, kendime iyi bakmamı söylediler. Türkiye İslam ülke olduğu için zaten beni emanet ettiler sizlere. Sence de bazen çok saçmalamıyor muyuz ufacık sorunları? Ay benim olduğum zaman dedim her şeyim tamam. Elimi tutmuştun sonra inciden usuldan. Ben Türk oldum. Onlar gibi.